Aşkın bitişi değil de geride kalan her şeyin yalan oluşu yıkar insanı. Ver oğlum videoyu. Büyüttüm gülleri derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim. Aşkından yana gülmedim, gülmedim, gülmedim kara ben ölmedi. ölmedim. Kimse geriye dönmedi neler neler, neler duydum ama söyledim. Aldım elime dünleri be Neymar abimiz oturdum, Akşam PSG'nin de maçı var bakalım nasıl sonuçlanacak Hep birlikte göreceğiz Öncelikle arkadaşlar 29 Eylül 2021 iddia tahminlerine Hepinize selamlar Yine enteresan bir giriş güzel eğlenceli bir video Yapmaya çalıştım maçları da analiz edelim O şekilde ilerleyeceğiz bakalım Şimdi gelelim maçlarımıza. Toplamda tüm maçları ben aldım Şampiyonlar Ligi'nde. Bazı oynanmaması gereken maçlar var. Mesela Barcelona maçına bayı salınmaz. Gerçekten kötü bir maç olmasını bekliyorum mesela. Hem izle hem seyir zevk açısından hem de skor anlamından çok da bir, bir şey vaat etmiyor açıkçası. Maçları değerlendirdim. Toplamda 8 maçımız. İlk maçımızla At Atalanta mücadelesiyle başlayalım isterseniz. Çünkü diyecek çok fazla bir şey yok. Ondan önce videoya yine aynı şekilde like ve sevilen like ve Beğeni butonuna basın işte bir şeylere yorum morunu atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama beğenileri lütfen 2 saniyenizi ayırıp basalım. Devam edelim. Atalanta ile Young Boys mücadelesi. Şimdi Atalanta kendi evinde güzel bir mücadele yapacaktır bu maça. Son maçını Inter maçını izleme fırsatım oldu benim. 2-2'lik bir skorla bitti Inter mücadelesi. Inter mücadelesinde ise gerçekten güzel bir futbol sergiledi. Inter penaltı kullandı. Maç 2-2 iken Inter penaltı kullandı. Penaltıyı kaçırdı. Dönen topta bir kontra atak oldu. Atalanta 3'ü attı. Fakat gol vardan iptal oldu. Çok güzel bir mücadele izledik. O mücadelede de zaten. Young Boys'ta şimdi kendi evinde oynayacak. Gasperini burada biraz daha baskılı oynayacaktır diye düşünüyorum. Zaten Young Boys'a baktığımız zaman da kalite anlamında biraz daha Atalanta'nın zaten gerisinde olduğunu fakat son yıllar hatta oranlardan da belli zaten. Son yıllarda Young Boys'ta sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı mücadelelerle, mücadelelerle neler başardığını bizlere gösterdi. Keza son maçında Young Boys e Manchester United mücadelesinde de zaten iyi bir sonuç aldı. Rakibin 10 kişi kalmasını güzel değerlendirdi. Ben Young Boys'un yaban atılacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hızlı ataklarda, kontrol ataklarda isabetli paslarla çıkaraktan da bir anda yani 4-5 pasla Kellen'in önünde bulabiliyor Young Boys takımı hücum attı. Öyle bir maç olacağını bekliyorum ben. Güzel orandan ben bu mücadeleyi KG var olarak değerlendirdim. 1.50'de bir oranı var. Normalde üstü de alabilirdim ama ben Young Boys'un da bu mücadelede gol atmasını bekliyorum. Atalanta da kendi evinde zaten baskılı futboluyla oynarsa mutlaka gol bulacaktır. Young Boys'in dediğim gibi kontrataktan bir golü var gibi geliyor bana. Young Boys bu zamana kadar genellikle zaten şöyle de bir durum var. Young Boys takım zaten defans yapabilecek bir takım değil. Adamlar zaten hücum futbolunu sergiliyor genellikle her maçında. KG var o yüzden değerlendirelim 1.50 gibi orandan. İkinci maçımız Zenit Malmö mücadelesi. Zenit arkadaşlar kombinemin ilk mücadelesi. Videonun sonunda zaten sizlere bir tane kombin önerisi yapacağım her zamanki gibi. Zenit mücadelesini aldım. Zenit'te bazı eksikler vardı. Eksikler döndü. Eksikler mesela Azmun yoktu Serdar Azmun. Bu maçta oynayacak diye gözüküyor aynı şekilde. Aynı şekilde futbolunu sergilerse Zenit takımı kendi liginde gerçekten çok güzel başa çok güzel başarılı bir şekilde oynadı ve oynamaya devam ediyor. Galibiyetler gelerek Malmö takımı da bence seviye olarak Zenit'ten biraz daha aşağıda olarak görüyorum Malmö takımını. Malmö takımı da son 8 maçında sanırım 2 galibiyet aldı. Onlar da Avrupa'da güzel işler çıkardıktan sonra son dönemlerde biraz düşüşe geçti. Son 2 maçını kazanarak da biraz daha yükseliş havası verdiler burada. Ben burada tamamen Zenit tarafındayım. Direkt galibiyetine gideceğim Zenit takımının. Ben baskılı futboluyla Rusya'da Zenit takımının galip gelmesini bekliyorum. O yüzden direkt sizlerin önerim maç sonu 1'i yapıştırmanızdır. Şöyle bir şeye girmedim. E, skor beklentim, Zenit skor beklentim. 2 1lik bir Zenit galibiyeti veya 3 1lik bir Zenit galibiyeti. Fakat ben düz direkt maç sonu 1 aldım. E, i̇steyenler idealden nasıl bir bahis alabilirdi? Biraz daha yüksek olaraktan da söyleyeyim. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.55. Zenit'in de 2 gol atmasını bekliyorum. Bu da bence değerlendirebilecek seçeneklerden bir tanesi. Bol şanslar. Bayern Münih ile Dinamo Kiev mücadelesi. Ben çok e, ee, sıkı bir Bayern Münih taraftarıyım diyeyim ya. Yani Bayern Münih'in her maçını izlerim ya. Yani Galatasaray'ın maçı olsun bir Galatasaray taraftarı olarak. Aynı zamanda Bayern Münih'in maçı olsun ben açar Bayern Münih alırım. Çünkü futbol anlamında gerçekten bana inanılmaz bir şekilde zevk veren takımlardan bir tanesi Bayern Münih. Burada galibiyetine oran dahi açmamışlar Bayern Münih'in. Dinamo Kiev oynayacak. Kiev takımını da ben ne zamandan beri takip ediyorum? Ee, Fenerbahçe'li bir hazırlık maçı oynadı. Kiev takımı. O zamandan o mücadeleyi izledikten sonra ligler başlamadan önce ara sıra zaten kendi liginde de zaten çok iyi bir şekilde giden Dinamo Kiev'i namal bir şekilde gidiyor. Kendi liginden zaten çok üstünde bir kadrosu var. Ben Bayern Münih takımının burada absürt bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Şöyle yaptım. Oranı nasıl yakalarız diye düşündüm. Skor beklentim 3-0'lık bir Bayern Münih galibiyeti. O yüzden ben hadi Dinamo Kiev'de bir tane atarsa diyerekten 3-1 diyelim. Maç sonu 1-2.5 üstün oranı bir 17 sizler de görüyorsunuz. Ben en yüksek orandan şöyle bir şey aldım. Maç sonu 1 ve 4.5 alt yaparsanız 1.52 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Bakın Bayern Münih maçına normalde böyle bir şey yapılmaz. 4.5 altı hele hele hiç yapılmaz. Ama oranlar bize bunu itiyor. Dynamo Kiev'in de burada ağırlıklı olarak zaten ya gidip de Bayern Münih'i burada devirmen çok zor senin. Bunu Dynamo Kiev'in hocası Lucescu bile biliyordur yani. Ondan dolayı onlar da ne kadar az fark yersem o kadar iyidir tarzında bir futbol sergiler. Ağırlıklı olarak defans futbolunda oynar diye düşünüyorum. Ara ara kontrol ataklarla Bayern Münih kalesinin etkili olabilir. Ben 3-0 skor bekledim var. Ondan dolayı 4.5 altına biri, 1 1.52 gibi orandan idealden sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Benfica ile Barcelona mücadelesi. Dediğim gibi oynanmayacak maçlardan bir tanesi de Benfica-Barcelona mücadelesi. Şöyle bir bahis aldım. Oranı yüksek isteyenler alabilir. Direkt tercihimi söyleyeyim. 2-3 gol tercihini öneriyorum arkadaşlar. 2 birlik bir Bayern Münih Barcelona galibiyeti gelebilir burada. Ama Benfica'yı kendi evinde yenebilir misin? Ya ben Barcelona'nın sürpriz yapması lazım. Burada Barcelona ne kadar favori olsa da şöyle 2-0-8 orandan favori göstermişler. Fakat dediğim gibi ne kadar da Barcelona da olsan sen burada artık eski Barcelona değil. Benfica'da zaten kolay kolay salacağını sanmıyorum. Jorge Jesus'un öğrencileri burada elinden geleni yapacaktır. kolay bir galibiyet olmayacaktır Barcelona adına ki galip gelir mi o da şüpheli. En güzel tercih 2-3 gol bandında kalır diye düşünüyorum ben. 1.73 gibi orandan değerlendirmek isteyenler bu, bu maça böyle bir değerlendirme yapabilir. Manchester United'la Villarreal mücadelesi. Şimdi United burada reaksiyon verecektir diye düşünüyorum. E şimdi Zenit maçını kombineme aldım. Dedim ki diğer maç olarak ne koyayım ne koyayım düşünürken dedim ki Ronaldo'cuyuz dedim. İntikam vakti dedim. Basar geçer dedim burada. Ondan dolayı burada Manchester United'ın ben galip gelmesini bekleyeceğim. Nasıl yapacağız Bayside? Bir tane de galibiyetine girmek istemeyenlere bir önerim olacak. Şimdi United neredeyse 4 maçın 3 tanesini yenildi. West Ham'a yenildi. Son maçında ligde Aston Villa yenildi ki zaten bilerek penaltı kaçırdı. Bruno Fernandes net şekilde bilerek kaçırdı. Onun dışında Young Boys'a yenildi. Şampiyonel Ligi'nde. Artık Şampiyonel Ligi'nde zaten grup aşamasında bu maçı almak istiyorsa yani gruptan çıkmak adına bir şeyler yapmak istiyorsa keza çıkacak takımlardan bir tanesi United olarak görüyorum. Ondan dolayı bir United galibiyeti gelecektir. Fakat ben maç genelinde Emery'nin bu takım oyununu çok iyi yaptığından dolayı bu Villara en azından çok iyi uyguladığından dolayı çok fazla gol çıkmasını beklemiyorum. Taraf galibiyetine gitmek istemeyenler idealden şöyle 3.5 alt tercihini alabilir. Şöyle göstereyim. 1.34 gibi onun da oranı var. Değerlendirmek isteyenler böyle 3.5 alt tercihini bu maça alabilir. Ama ben taraf galibiyetine gideceğim. Hem maçın çok fazla gol olmasını beklemiyorum hem de 4.5 altında yapacağım bunu. 1.64 gibi orandan alacağım. Güzel bir orandan almış olacağım. Çok fazla gol beklemediğim maçlardan bir tanesi değil. Onun dışında sizlere bir de yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. Tekli olarak değerlendirmenizi önereceğim. Handikap 0'ı da yaparsanız şöyle 3.10 gibi orandan da, orandan da United'ın tek farklı galibiyetini ben bu mücadelede bekliyorum. 2-1 skor olur, 1-0 olur kafamdaki iki skor bunlar. Ama tek farklı bir United galibiyeti gelebilir. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Kolay kolay gol atamayacaktır Villarreal'e. Çünkü Villarreal ekibi oyunu ara ara sürekli domine eden takımlardan bir tanesi. Ve domine ettiği zaman da kolay kolay pozisyon vermeyen takımlardan bir tanesi. Salzburg'la Lille mücadelesi. Salzburg gerçekten genç oyuncular genç oyuncularıyla birlikte çok güzel işler çıkartıyor. 3 tane 4 tane sakat isimleri var. Defansın bel kemiği bu maçta olmayacak mı Salzburg ekibinde? Fakat ben bu maçta şöyle bir tercih yapacağım sizlere. Salzburg takımı kazanabilir. Bakın onda ben gerçekten muazzam bir futbol sergiliyor. Sevilla maçını izledim yani bu Salzburg bu kadar iyi miydi dedim ya. Yani önceden de izliyorduk da. Sevilla maçında ekstra bir performans gösterdi. Özellikle ADM'i tek başına zaten 3 tane bile penaltı aldırdı. Muazzam bireysel o driplingleri yaptığı zaman zaten penaltıyı çıkartabiliyor. Mesela dün Crystal Palace mücadelesinde de öyle oldu. Hatta katıl telegram grubunu göstereyim. <laughs> o aklıma geldi. Katıl Telegram grubuna baktığımız zaman da dün verdiğim Ural maçıydı bu. Geldi zaten 3.5 alt dedim. Dakika 10'da vermiştim ben bu. Dakika 10, 13'te vermişim bakın. 10 gibi aldım zaten. 1.37 orandan idealden verdik geldi. Mert arkadaşımız burada en çok korner demiş. O geldi. Burada toplam gol 1.5 üst demiş. 1.57 gibi orandan. O geldi keza. Onun dışında korner vermiş. Korner yapmış. Pardon korner diyorum. Trabzon'un en Trabzon'un ikinci golünü de vermiş. Onun da oranı güzel. Ver, gelmemiş o. Onun dışında Avrupa bahislerimiz var. Yatanlar, kalkanlar hepsi burada. Benim verdiğim canlı bahisleri göstermek istiyorum sizlere. Ben mesela Palas mücadelesinde izliyordum. Dedim ki ilk gol Crystal Palace atar dedim. 45 artı da penaltı kullandı. Onu da yazdım zaten burada. Palas penaltı 1.80 orandan winner şekilde yazdım. Canlı bahisten mesela bunu kazandık. Onun dışında Bilal arkadaşımız da dakika 64'ten 2.20 gibi orandan Venezia maçına KG var verdi. Dakika 79'da zaten gelmiş oldu. 2.20 gibi orandan da burada da Venezia'nın KG'sini yakaladık. Gerçekten güzel bir gün geçirdik dün. Canlı bahisler olarak güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Millet zaten kasasına mutlaka bir şeyler artı olarak eklemiştir diye düşünüyorum. Katıl Telegram grubu canlı bahislerimiz bu şekilde. Hemen seviyelerden de bahsedeyim isterseniz. Seviyelerden bahsetmek gerekirse ana Telegram grubumuz 30 TL'lik grubumuzdur. Burada canlı bahisler ve ekstra kuponları görebilirsiniz. Telegram yüksek oran grubunda mesela bugün 18 oranlı bir kombine verdim. Bir de 3 oranlı tekli olarak önerdim. Burada da sürekli olarak canlı e, yüksek oranlı tercihlerimiz bulunmakta. Her şey dahil iletişim paketinde zaten e, WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliyor. Genellikle yüklü oynayanlar bana yazıyor ki ben bu maça 2000 atıyorum. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun şeklinde veya ben diyorum ki oynayacaksan bu maça yüklü oynayabilirsin şeklinde öneriler yapıyorum. Sizler de gelmek istiyorsanız seviyelerimiz bu şekilde. Devam edelim Salzburg mücadelesine. Salzburg dediğim gibi gerçekten başarılı işler çıkartıyor. Lille takımı da son 2 haftadır ligde galip gelerekten de ufaktan bir toparlandı fakat eksikler var. Renato Sanchez, Oratis Canezis ve Jonathan Bamba eksikler. Ama hücum hattında Burak Yılmaz, David, Ikone, arkalarında Andrei Çeka ve sol tarafta Gomez oynayacaktır diye düşünüyorum. Ben dil takımının biraz daha tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu düşünerekten de burada bir KG var aldım. 1.56 gibi orandan. Fakat Sarduk bu maçı kazanabilir. Onu da belirteyim. İdealden KG varı değerlendirdim ben. Wolfsburg Sevilla mücadelesi çok gol barındırmayan bir mücadele olmasını bekliyorum. Ya ben bu maça da bayis almam gerçekten. Ya şöyle söyleyeyim. Tarihlerinde zaten karşı karşıya gelmemiş iki takım mücadelesi. Yine Barcelona maçı gibi ben bu mücadeleyi de 2-3 gol tercihini yapmak istiyorum sizlere. Onun da oranı 1.69. Yani skor bir takım yenerse gerçekten taraf vermesi çok zor bu mücadelede. Yenerse 2-1 galip gelebilir veya 1-1 sonuç da çıkabilir. 2-0 gibi bir skor da çıkabilir. Yani belli olmaz. 2-3 gol tercihini buna yapıştırın. Ya yani ben böyle arada kaldığım maçlarda çok fazla gol beklemiyorum. 2 gol biter kim kazanır falan ayağına. Öyle biter geçer genellikle 2-3 golü yapıştırıyorum. Sizler de alırsanız bu şekilde alabilirsiniz. Chelsea ile Juventus mücadelesi. Burada bir yüksek oran yapacağım ben sizlere. Şimdi Juventus son haftalarda toparlandı. Okey. Okey toparlandı. Fakat arkadaşlar Juventus'ta son maçta Dybala sakatlandı. Onu belirteyim. Dybala sakatlandığı için Dybala sakatlandığı için dediğim gibi ben Juventus tarafına kesinlikle bahis almam. Juventus'ta da gol yönünden beklentimin en yüksek olduğu oyuncu Dybala. Ondan dolayı bu maça da alt üst tercih yapabilirsiniz. Şimdi ilk yerden bence 2 gol olmaz diyeceğim. Onun da oranı açmamışlar. Ee, bir beraberlik ben Chelsea'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu mücadelede. Hiçbir şekilde oran açmamışlar da hiçbirini de şöyle bir şey yapabiliriz. Yani 4.5 altında bir Chelsea galibiyeti yazarsak 2 orandan tekli olarak sizlere önereyim. Chelsea bu maçta galip gelebilir arkadaşlar. O yüzden sizlere bu şekilde bir öneri yapayım. Chelsea'nin bu maçta ben galip gelmesini de bekliyorum. Yani Juventus'ta Dybala olsa KG var maçı olabilirdi. Fakat Chelsea oyunu topu eline aldığı zaman çok fazla domine ediyor. Hafta sonunda da zaten mağlup oldular Manchester City'ye. O mücadelede de zaten çok fazla iyi iş çıkartamadı Chelsea takımı. Ağırlıklı olarak City zaten sürekli dövdü yani hırpaladı Chelsea'yi. Ondan dolayı Chelsea Juventus'tan belki bir acı çıkartabilir. 4.5 altını 2 yaparsanız 2 orandan yüksek oranlı kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerek geçeyim. Ve ekrana kombine gelsin arkadaşlar. Ekrandaki kombineyi görüyorsunuz. Sizlere öne önerebileceğim kombine bu. Aynı şekilde like atarsanız böyle kombine devam edecek. Ben Zenit'in galip gelmesini bekliyorum. İsteyenler Juventus e, United'a direkt galibiyetini alabilir. Fakat ben 4.5 altında yaparak 1.64 gibi orandan değerlendirdim. Toplam oran zaten aşıyor. 2.50 mi 2.30 mu artık kaç oluyorsa ekranda gördüğünüz üzere. E, ben hem United'ın hem de Zenit'in kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler bu yönde değerlendirme yapabilir. Birçok maçı zaten anlattım. İsteyenler istediği şekilde değerlendirme yapabilir. Hepinize bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Çok fazla yüklü miktarlar kesinlikle oynamayın. Kendinizi zoru sokacak miktarlar kesinlikle oynamayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.